Bak Ali abi. Sonunda geldik be artık. Geldik valla. Baya bir denizin içinden resmen geldik. Orayı da çekemedik. Güzel yurdumun güzel insanları. Selamun aleyküm. Türkiye'nin amatör balıkçıya en çok bilgi veren amatör olta balıkçılığı abi, değil mi? Bir de kıyı balıkçılığı özellikle. En çok bilgi veren kanalına hoş geldin. Neredeyiz bugün? Pamucak'ta. Kuşadası'na bağlı Pamucak. Evet. Pamucak sahili biraz geride kaldı. Şurada büyük bir otel var. Gerçi şurada, burası hayır, da otel. Bak, direkt karşısı Pamucak şu an. Bu Araşan olduğu yer var İşte Araşan o, evet doğru. Pamucak sahili etsin sonra. Bu arada yaklaşık bir aydır video atamıyorduk. Sebebi benim rahatsızlığımdı. Bayağı bir ciddi anlamda üşüdük. Hasta ettik kendimizi. Sizden ayrı kaldık. Sonunda toparladık. Yaklaşık bir 20 gün ciddi anlamda bir hastalık geçirdim. Hastalık çok ağır derken üşüdük sadece. O üşümenin verdiği etkiyle zaten evden çıkamadık. Bugün Sedat arkadaşımız bizimle eşlik edecek. Benim evet, eski dostum. İsmail'in eski arkadaşıyız. Yani burayı nereden duydunuz derseniz benim bir arkadaşım var sağ olsun. Buraya bana özellikle çok ısrarla git abi dedi oraya. Buraya geldik işte. Bilmediğimiz bir yer. Daha önce avlanmadığımız bir yer. Bakalım yemli beklemeli avcılık yapacağız. Güneş de batmak üzere. Akşam suyu gün batmadan hemen kurulalım. Kalamar yaptığını söylüyor. Evet yani kalamara da deneyebilirsin abi dedi. Ben birkaç tane de kalamar tokası da getirdim. Spinimiz de var. Ali abi artık sen de İzmirli oldun. Hoş abi. Geldin artık seni de İzmirli ettik. Evet İstanbulluyu daha İzmirli etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Balık zamanı diyoruz. Başlıyoruz. Balık zamanı deyip başlıyoruz. Hadi bakalım rast gelsin. Cahillik ettik. Ateş yaktık otelin önünde. Düşünemedik aslında. Aslında düşündük. Yasak olduğunu tahmin etmemiz lazımdı. Çünkü burada bir ateş gördük daha önce. Gelen balıkçılar burada ateş yakmış. O yüzden ateşi şimdi oradan söndürdük. Nereye aldık ateşi biliyor musunuz? Bakın. Çünkü ben ciddi anlamda üşüyorum. Ateşi şöyle bir beton parçası bulduk oraya koyduk. Şu an yerimiz daha güzel oldu Ali abi. Çünkü deniz ortak mal. Biz tabii orada külü falan bırakmayacağız. Yine o taşı olduğu gibi alacağız tahtanın oradan. Külü zaten kalmaz. Aynen. Zaten çöp bırakmıyoruz. O külü yani. Yanan külü de zaten alacağız orada. Mutlaka. Zaten külün doğaya bir zararı yok. Orada kötü bir yorum yapmazsanız seviniriz. Sebzelerin altına şuralara buralara böcek gelmesin diye hep böyle tahta külleri dökerler. Hmm. Yani faydası var, zararı yok. Tahtadır, evet. Saf tahta. Ne olmuş lan? Heyecandan var ya, yemin ederim elim ayağım tutuyor. O kadar ciddi misin lan? Vallahi ya çok özlemişim ya. Şimdi arkadaşlar, otel önünde avlanmak yasak değil. Bunu söyleyeyim. Tabii yazın illaki yasaktır ama şu an yasak değil. Güvenlikçi bunu söyledi. Sadece ateş yasak. Biz onu zaten önlemini aldık. Hemen sabırsızlığa otlatmak için sabırsızlanıyor. Bu bizim Kamış'tan gelen şokumuz. Burada stoperimiz var. Bir önceki hafta hiç çıkarmadım onu. O kopana kadar. Hemen bir tane şöyle küçük bir boncuk. Boncuğu taktık. Fır döndüğümüz. Fır döndüğü taktık. Yalnız hava güzel görünüyor ama bayağı bir serin ya da ben üşüyorum. Evet. Stoperimiz, iki boncuğumuz, fır döndüğümüz hazır. Şöyle şeker pembesi kurşunumuz hazır. Onu geçirelim.
Şurada hemen inşallah görünüyorduk karanlıktan dolayı. Buradan diye geçirdik. Size bir düğüm de göstermek istiyorum. Kısa olanı uzuna sarıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 yeterli. Şu en altta bir kalın halkanın içinden geçirdik. Şuradan bir daha böyle geçirdik. Bu şekilde sıktık, kendini kilitledi. Bu. Şuradan fazlalığımızı keselim. Stoperin durması gereken nokta da şu arkadaşlar. Şu. Şu mesafe yeter. Amacımız burada rahat, özgür olsun yeter. Bugün biraz ince misine kullanacağım. 0.30. Çünkü hava çok sakin ve durgun. Deniz çok berrak. İnce misinayla avcılığı biraz daha arttırırım diye düşünüyorum. Şöyle kullanacağım yine de Fudo'nun 19.01 1.0 numara. Bu iğneyi daha önce kullanmadım ama çok ince bir yapısı var. Avcı bir şeyi, yapısı şekli çok hoşuma gitti. Ali abi, heyecanlıyım Ali abi. İnşallah alırsak balıkları da o iğneyi detaylı gösteririm. Heyecan güzel şeylerin habercisidir. Aynen öyle. Şimdi iğneyi de hemen şöyle bir sinanı şu şekilde kıvırdık. Şöyle bir halka oluşturduk. Halkadan palaya geçirdik. Şu kısa olanı iğneyle misineye sarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yeterli. İnce misin olduğu için bu kadar yeterli. İlk halkadan şöyle geçiriyoruz. Sık karşılıklı çektiğiniz zaman zaten kendini kilitliyor. Bu. Böyle bir kulaca yakın bir mesafe yeter bize, kol boyu. Şu şekilde. Ya bakayım sen buraya şeker pembesi. Çok özlemişiz sizi. Özledim abi, vallahi özledim. Doğada olmayı özledim aslında. Balık tutmayı değil de. Buradan düzeye böyle hemen göstereyim. Şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle kısa olanı, uzun olanı 2, 3, 4, 7. Hemen alttan geçiriyorum. Islatmak önemli çünkü kendini yakmasın diye. Kontrolü de yaptık, tamam. Evet arkadaşlar, takımımız hazır. Yemi takacağız, atacağız. Hadi bakalım, ya nasip. Pembe, rast gelsin bize. Pembe, denizde olana da, balıkta olana da rast gelsin. Soldakine bayağı iyi vuruyor. Evet arkadaşlar, altaları attık. Birine sünnes taktım, birine mamun taktım. Şu an yanlış şeysem soldakine mamun boru, ne o? Sünnes vardı. Ona vuruşlar gelmeye başladı. Az önce bir yaklaşık 5 dakika önce değil mi Ali abi? Aynen, 5 dakika önce. Bir yanlış değilse deprem oldu gibi. Çünkü bizim arkadaş bayağı bir sallandı. Bizde otel tarafından gürültü geldi. Muhtemelen de inşallah kötü bir şey yoktur. Allah'ım, beten sağdakini de vurmaya başladı, mamuna da. Evet, vuruyor. Haydi, haydi al gari. Hadi aslanım, hadi kaplanım. Aha. Vallahi vuruyor. Denizde canlı var Sedo. Kesinlikle. Yaşam belirtisi var. Hadi bir daha vur, alacağım seni. Sağa vuruyor. Ama soldakine vuran güzel. Bayağı vurdu onu ama çekeyim mi acaba? Bir bakalım. Sizce var mı yok mu? Bir deneyelim. Sen de bu yana gel. Yanaş Ali abi. Bence yok. Var mı yok mu? Bence yok. Var mı yok mu? Bence yok. İkisinin ortası olmuyor mu kararda? Ali abi, ne içtin ya? Ne içtin sen ya? Adam İzmir'in temiz havası çarptı havası herhalde. Olabilir. Değil mi? Olamaz mı? Evet, bence olabilir. Ortada balık var. Ben sana söylerim. Vuruyor. Evet, balığın vurduğunu ben de biliyorum. Var mı yok mu soruyorum. Var mı yok mu? Bence yok. Sedat yok dedi. Var mı arttıran? Onun hayatı kararmış. Var mı arttıran?
Var diyorum. Var diyoruz. Ben ne diyeyim? Sırası ya mı? Nasip değil. Soldakine iddiaya girdik ama. Yok. Lütfen tekrar deneyiz. Deneyelim. Kapatma, hemen soldakine kontrol edelim. Ya şu vuruş bile balık olmasın ya. Bana yetti, biliyor musun? Var gibi de inşallah taşlara sürttürerek gelmiyordur. Vallahi geliyor. Ne geliyor? Sana söyleyeyim mi? Evet. Balığı. Niye gülmüyorsun Ali abi? Yani eskini bence... Eskini beğenmedin mi? Mırmır mı çupra mı? Vallahi hiçbir şey diyemiyorum şu an. Aksiyonu istedim çünkü bayağıdır balığa gitmediğim için unutmuşum aksiyonunu. Özlemişsin. Allah kimseyi bu kadar uzun süre denizden, doğadan, balıktan uzak tutmasın. Allah'ım. Aha geliyor. Denize. Evet, ilk balığımız da. Mırmır. Neymiş? Bunun adı... Mırmır. Mormore. İtalya'da mormore mi diyorlar? Mormore diyorlar. Mormore değil mi? Güzel. Zaten şeyin limiti kaçtı? 17 santim ne? Yaklaşık 22-23 santim. İlk balık. İlk kısmet. Hoş geldin emcemin çocuğu. Hadi. Da vuruyordu hadi. O zaman ne diyelim? Hadi rastgele. İnşallah bereket geçer. Evet, bir balık daha geliyor. Gel canım. Oo, biraz karşılık veriyor gibi ha. Tamam o zaman. Tahminleri alalım. Ben söyleyeyim sana. Ben mırmır diyorum. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Söyle. Balık. Yine mi? Balık. Yine mi balık? Adam yine gülmedi ya. Yine mi balık? Mırmır değil. Mırmır. Mırmır. Hoş geldin kardeş. Şimdi bir şey yapacağım. Bak, boncuk yok bunlarda. Şimdi iğnenin arkasına birer tane fosforlu boncuk takacağım. Bir de öyle deneyelim. Setoş'um aldın mı sonunda? Aldık. Ne bu? Şorjik mi bu kamış? Şorjik. Kaç? 3? 30, 40, 126. Ağzında iğne mi var, misine mi var? Aha geldi. Aha. Ana bu baby mırmır. Ne yapıyoruz bunu? Bunu ne yapıyoruz? Geri atıyoruz. Söylemeye gerek yok. Tabii ki. Bu bayağı küçük arkadaşlar. O da nasıl takılmışsa karnında takılmış. Canım benim. Büyüde sağ ol. Hadi bakalım. Hop, babalarını çağır, annelerini çağır. Hatta atalarını çağır. Tebrikler kardeş. Eline sağlık. Günlerinizi. Evet İsmail Başkan. Evet abi. Sıra neye geldi? Evet arkadaşlar. Saat akşam suyunu biraz kaçırdık ama birkaç balık aldık. Çok büyük değil, küçük de değil. Şimdi vuruşlar kesti. Ay ışığı da çıkmaya başladı. Ali'ye ay ışığını göster. Sana zahmet. Ay ışığıyla beraber biraz ara verdik. Bir yarım saat 40 dakika kadar ara verdik. Çünkü çok küçük balık girdi. Atar atmaz talan ediyorlardı yemi. Şimdi fosforlu boncuk taktım iğneden arkasına. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu şöyle? Çok şöyle iyi yapalım. Görünüyor. Şimdi buna biraz ışık tutayım. Bak. 3-4 saniye ışık tuttum. Bak şimdi. Şöyle gel. Görüyor musun fosforu? Nasıl? Mis. Çok güzel. Şimdi su aşırı karanlık. Belki balığın ilgisini çeker diye. Daha önceki avlarda başarılı oldu. Bu arada montum da tele takıldı. Yırtıldı arkadaşlar. Garibanın gözü kör olsun. Yapacak bir şey yok. Ama yine de sıkmaya devam ediyor. Şimdi yem takılışını göstermemiştik. Bakın arkadaşlar, bu bir sünnes. Taze bir sünnes. Şurayı açtık. Kabuklarını açtığınız zaman şöyle bir et parçası çıkıyor. Şunu çekiyorum. Şu dilini alıyorum ben. Genelde o dilini kullanıyorum. Bak Ali abi, yana şöyle. Yem takılışı arkadaşlar çok önemli. Buna özen gösterin. Bak yemişini şuradan, bak şuradan değil, tam uçtan değil. Bak şuradan taktım. Tam ortasından şöyle çıktı. Şu şekilde. Şöyle yem ipimizi alıyoruz. Bir şey fark ettin mi Ali abi? Fark ettin mi bir şey? Fark edemedim. Değişik bir şey oldu burada. Tersten mi sardın? Yok. Söyleyeceğim. Şunu bir sarayım.
Şöyle tatlı sert olmak şartıyla. Çok sıkarsanız yemi parçalar arkadaşlar. Unutmayın bunu. Daha önceki videolarda gösterdik. Şimdi kanalımıza yeni gelen arkadaşlar var. Onlardan bilgilensin diye tekrardan gösteriyorum bunu. Bu şekilde taktık. Sardık güzelce ne. Bu bize yeterli. Şimdi birçoğunuz eminim ki yem ipi kullanıyorsundur. Kullanıyorsunuzdur. Şeyde yemli avlarda bilhassa benim yaptığım gibi. En büyük sıkıntımız yem ipinin ucunu genelde kaybediyoruz. Bazen rüzgarda, çok rüzgarlı havalarda yem ipinin ucu bayağı bir açılıyor. Ziyan oluyor. Şimdi şöyle bir yeni bir buluş bulduk. Yeni bir üretilen bir nasıl diyeyim? Buluş diyelim. Yem ipi içinde. Şu kapakçığın ortasında bir tane deliği var. Yem ipini oradan geçiriyorsun. Bakın böyle. Bu şekilde geliyor. Bak. Sonra işin bitti. Kopardın. Bak yemin ucu kaybolmuyor. Rüzgarlı havalarda da açılmıyor. Harika bir buluş. Bence yılın buluşu bu. Sen Cahil abi? Doğru şey. Şu an biz de kullanıyoruz aynısını. Aynen. Şimdi. Evet yem şişini taktık arkadaşlar. Şöyle. Yem şişinin ortası delik. Şu şekilde. Geçirdik. Hop. Bu. Olay bu. Şimdi bunu... Fosfor şu an yanmıyor. Boncuklu fosfor olduğu için. Fosforu boncuk olduğu için. Şimdi atış yapmadan önce 3-5 saniye ışığa tutacağım boncuğumu. Yanacak. Yeterince enerji aldığında zaten parlıyor. Belki balığın dikkatini çeker. Daha büyük balıkları kandırma şansımız olabilir. Peki bu malzemeler, bu boncukları falan nereden tedarik edebilirler arkadaşlar? Tabii ki olta dükkanından. Şimdi biliyorsunuz dükkan var. Şu an kendi sitemiz yeni hazırlama aşamasında. Kendi sitemizin adı www.oltadukkanı.com. Bu isimle gitti gidiyor. Hepsi burada ve gitti gidiyor da mağazamız mevcut. Mağazada bulunan ürünler hepsi mevcut. Hepsi burada ve gitti gidiyor. Mağazamızda uygulamalarında mağazamız mevcut. Bu ürünleri oradaki mağazalardan internet yoluyla tedarik edebilirler. Sipariş edebilirler. Aynı şey. Konuşamadım. Havada güzel ısırıyor ama normaldir. Hastalığın verdiği etkiye dayanaraktan af buyurun arkadaşlar. İnşallah yine hasta olmazsın. Vallahi hava güzel ısırmaya başladı. Şu an iyiyim. Ya ben doğada hasta olmam böyle Ali abi ya. Kolay kolay. Şimdi mamularımız da canlı. Bunu daha önce görmüşsünüzdür. Görmeyenler arkadaşlar için gösterelim. Şimdi sünnezi gösterdik. Şimdi mamunu göstereceğiz. Evet, birçok insan ve birçok arkadaş mamunun takılış şekli hakkında da dikkat ederseniz hep soru soruyordu. Şimdi bakın arkadaşlar. İğnenin palası biraz kısa. Ama mamun uzun. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben bunu buradan takarsam mamun biraz parçalanacak. Bakın buraya iyi bakın. Şöyle ışığa yanaşalım Ali abi. Burası önemli bir nokta. Bakın iğneyi şuradan orta kısmından ucunu taktım. Tabii ki özür dileyerek hayvandan. Yapacak bir şey yok artık. Bu hobinin en büyük şeyi bu maalesef. Şuradan karnının orta yerinden çıkardım. Yani gittiği yere kadar çıkardım. Buradan çıkardık ucunu. İğnenin ucu dışarıda. Bakın misinayı şuraya ortasından tuttum şu şekilde. Yine yem ipimiz de şu şekilde. Şu şekilde. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada mamunun kıskaçları var. Uzun olduğu için size tavsiyem şunları şuradan kırın. Kırın ki uzun olduğu zaman balık oradan tutuyor, çekiyor. O da yemi bozmasına sebep oluyor. İğne bu sefer geride kalıyor. O da avcılığınızın şansını azaltıyor maalesef. O bilgiyi de verdik. Şöyle güzelce ne. Çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum ki
mamunun şekli bozulmasın ve parçalanmasın. O önemli. Yemin canlı ve hareketli olması canlı önemli. Canlı tabii ki kalmıyor çünkü o kadar bağlamaktan sonra beni bağlasam ben de canlı hareket edemem Ali abi. Ama şeklini bozmamak önemli. Bakın mamunun şekli olduğu gibi duruyor. Yani bir nevi mamunu biraz daha suda daha uzun durması için biraz daha dirençlendirdik. Evet, güçlendirdik daha doğrusu. Şimdi başka var mı eklemek istediğim bir şey? Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kanalın amacı arkadaşlar bilgi. Bilgi. Amatör olta balıkçılığında elimizden geldiğince bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşmak. Kanalın amacı bu. Yani benim videomu ister izleyin ister izlemeyin. Ama ben elimden geldiğince size yani benim kanalımı izleyenlere bilgi vermek arkadaşlar. Yani benim izleseniz ne olur izleme ama emin olun çok faydasını göreceksiniz. En büyük amaç burada. Ki zaten bunların bilgisi faydası olması takipçilerin bize attığı mailler, mesajlar, ondan sonra ne bileyim Instagram'dan bu arada bizi takip edebilirsiniz. Instagram linkinde adresini yazacağım oraya. Oradan da çünkü çok güzel bilgiler veriyorum, anlık paylaşımlar yapıyorum. Oradan da takip edersiniz size faydası olur. O zaman ne yapalım? Atışlara başlayalım ya. Atışlara başlayalım. Mola yeter. Mola bitti. Yani sizden ricam, tek ricam kanalı baştan sona kadar izlerseniz emin olun çok size faydası olacak ve daha keyif alacaksınız. İleri alırsanız orada aradaki şeyleri kaçırırsınız. Önemli kesitleri, bilgileri. Bak, videonun kaçıncı dakikası oldu belki bak yeni bir bilgi daha verdim size. Elimizden geldiğince size amacımız bu zaten bilgi. Balığı herkes tutuyor. Herkes her kanal balık gösteriyor. Ama biz mera ve bilgi bizim ağırlıklı. O zaman rastgele bize. Rastgele. Rastgeleye devam. Bir rastgele de alırız. Ya nasıl? Vallahi ne geliyor? Var. Bir şeyler geliyor. Kurşun mu geliyor, balık mı geliyor bilmiyorum. Sürpriz olsun. Oo. Bak sen. Suyun üstüne çıktı. Geliyor bize doğru. Oo. Bir şeyler geliyor bize doğru. Var. Ama ne? Oba. Mır. Evet arkadaşlar. Bakın küçük balık başlamıştı. Bir müddet ara verdik. Sonra ne yaptık? Fosforlu boncuk yaptık. Bakın fosforlu boncuk etkisini gösterdi. Bir önceki balıklar dudağında geldi yine. Bak şimdi yutmuş. Görüyor musun? İşte deneyin arkadaşlar sürekli. Çözüm üretmeye çalışın. Farklı şeyler deneyin. Bak mesela biz denedik. Başarılı olduk. Ve işte bu da bizim kanalımızın farkı. Bilgi. Bu kadar. Ayrıca şunu söylemek istiyorum İsmail'cim. Şöyle bak. Bu kamp ortamının kolay olduğunu kimse sanmasın. Sen daha önce izlerken çok güzel geliyordu değil mi her şey? Mükemmel geliyordu. Evet, emeği var, zahmeti burada var. Burada yapılan emek, burada mücadele. Bakın arkadaşlar, inanın ben ateşin başından kalkmıyorum. Ama oltaların başından 5 dakika kalkmadı. Hiç durmadın değil mi Ali abi? Hiç durmadım. Açtan gebereceğiz bak. Ali abi açıyorum evet. Diye. Bayılacağım ama orada da bir şey. Şimdi yemeye başlayacağız. Hadi rastgele diyelim. Hadi bakalım rastgele devam. İnşallah farklı balıklardayız. Hadi bakalım. Sedo! Aldık. Aldın mı? Aldık. Ne kadar ki var senin? Aldık be ya. Aldım be ya. Aldın mı? Çok uzakta değil herhalde ha. Biraz yakından mı geldi? Yok yine şöyle. Standart atışı yapmıyor. Standart o zaman 120 metre mi? Yok 120, 70, 80 vardır bu. Ben sana söyleyeyim kaç metre? Kaç? 305-10 metre. 305-10 metre. Geldi mi? Gel bakalım neredesin? Nerede? Neredesin? Nerede? Hirde. Aha. Oo bu iyi. Sedo kaldır. Anam. Bu güzel. Bak küçüğü saldın büyüğü geldi. Aldık ama İsmail'cim nasıl aldık? Bu senin bağladın beden biliyorsun değil mi? He demin seninki kopmuştu. Evet bu senin bağladın. Sen telefonla konuşurken ben de boş kalmasın diye ona bir takım yaptım. Senin bu balıktaki şansın çok iyi birader. Ya seviyoruz. Yani kendimizce doğru şeyler yapıyoruz. Ama şeyi tutar mısın? Bak balığın ısısına bir baksana. Sıcak mı? Sıcak. Ya bence biz dışarıda üşüdük diye öyle geliyor bize. Ama güzel vur. Evet benimkini de vur. Evet gayet de güzel. Porsiyonun üzerinde bir balık. Harika. Rahat tebrik ederim. Eline sağlık. Ne demek kardeşim? Yemekli rahat çıkıyor. Rahat. Oh, yarın balık yiyeceğiz. Özledik balık, taze balık yemeyi. Hastalıktan zaten kendimizi mahvettik. Unuttuk.
Hemen şunu ben de yenileyim atayım. Yemeği yaparken herhalde aldı herhalde o. Bakalım. Var mıdır yok mudur? Oo, var var var. Vallahi var. Oo, harbiden güzel. Balık hızlandı. Balık coşmaya başladı. Yemeğin kokusunu aldı. Yemeğin kokusunu aldı diyorlar. Vallahi kaç saattir uğraşmaktan acıktığımızı unutmuşuz. Taze balığa doyacağız sonunda, kavuşacağız. Evet. Belki 20 günden fazla oldu taze balık yemiyorum, biliyor musun? 20 gündür hastalıkla debelenmekten geldi. Aha! Mırmırmış. Çıkmamı sandın. Demek ki bu da... Demek... Ola! Nerede lan? Vay o aç vay, boncuğumu yemiş. Boncuk da yok ortada. Aa, boncuk nerede bak. Kamerayı açtır, ışığı da şey yap. Görünüyor mu? Görünüyor. Dur bak, boncuğa biraz ışık tutayım. Bekle. Işığı çek şimdi. Işığı çek. Heh. Görünüyor mu? Boncuk. Evet, bak görünüyor. Görünüyor değil mi? Bak bak. Ay, ruh hastası. Bak çıktı. Yine güzel bir boy. Mırmırı severim ya. Avcılığı da şeyi de güzel olur. Ne o, yemesi de güzel olur. Evet, balıklar geliyor. Balık olayını sen daha biliyorsun İsmail'cim, biliyorsun. Ben bilmiyorum, seviyorum sadece. Hayır. Sevdiğim için. Mesela çoğu insan şey der, gofez çok kötü bir balık der. Hı. Ben mesela hayatımda yedim en lezzetli balık gofezi, onu da sen yapmıştın. Hiçbir balığa değişmem. Ama taze aynı gün yeme şartı. Evet. Tamam, hadi bakalım. Günaydın güzel insanlar. Gördüğünüz gibi arkamızda maalesef akşamdan attıkları ağ var. Bizim olta attığımız yerden yaklaşık 2 saattir, hatta 2 saatten fazladır ağ topluyorlar. Tabii biz onları biraz akşam suyuna gündüz geç geldiğimiz için ağ attıklarını görmedik haliyle. Şimdi sabah olta atmaya başladığımızda ağların şamandıralarını ve teknenin ağları topladığı gördüğümüz andan itibaren zaten bizim moralimiz düştü. Tabii onlar da ekmeğin peşinde, yapacak bir şey yok. Yani akşam biraz saat 11-12'ye kadar yaklaşık yemli av yaptık. Çok güzel vuruşlar aldık ama gelenler hepsi mırmır. Belli bir saatten sonra ciddi anlamda üşüdük. Tabii üşüyünce arabanın başı, ateşin başından hiç ayrılmadık sabaha kadar, iki kişi biz. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Bizim Ali abi arabada uyudu. Yani uyku gözlerinden akıyordur. Yani
ayakta duracak halim kalmadı. Ben de ağ toplamayı görünce ben de biraz spin yapayım dedim. Silikon denedim, su üstü denedim, popper denedim. Su çok sakin, çok berrak. Rüzgar da yandan, arkamızdan gibi esiyor. Hani avcı balıklar için şu an hiç uygun bir elverişli hava diyeyim yani. Denizin dalgası yok, havası yok. Yine de şansımızı denedik. Ama bol mırmır var, onu söyleyeyim. Çok da saldık. Biz sadece biraz yemeklik kadarını aldık. Biraz da şimdi ağ topladılar. Biraz daha gündüz deneyeceğiz bakalım. Belki öğleden sonra şu burunda, bakın burun görünüyor mu? Şuradaki burunda kayaların burada güzel kalamar yapıyor diye haberi geldi. Belki orada biraz kalamar avı deneriz. Bakacağız. Deneyeceğiz, uğraşacağız. Belki biraz da dinlenirim, sonra yine ava devam ederiz. Ciddi anlamda yoruldum yani. Emek var, emek. Yani burada elimizden geldiğince size görüntüleri, bilgileri, hani balığa gidemeyenler için bir nebze de olsa denizi görmeleri, o manzarayı size yansıtabilmemiz amacımız bu. Hani biraz da bilgi vermek. Elimizden geldiğince kendimizce, kendi deneyimlerimizle doğru bilgiyi vermek. Eminim bu bilgiler de birçok izleyen arkadaşlara da faydalı oluyor, yaralı oluyor. Çünkü bunları sürekli gördüğümüzde veya sosyal medya yoluyla bize yazıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Emek. Emeğe saygı. Lütfen hani bize abone olun. Ne yapıyoruz şu an İsmail Bey? En zor yeri bitti, şimdi en güzel yeri. En zevkli yeri değil mi Sedat? Evet, bütün yorgunluğu atmanın. Çünkü erzağımız yok, tek gıdamız bu. Bir de domates var, soğan var, ekmek var bir tane. Limon da var. Hadi var mı? Var. Krekeller var da. Ha, şu bu krekeller var, doğru. Krekeller var. Sedat Bey. Ne var? Hayırdır, çok düşünce. Yönetmen yönetiyor. Evet. İsmail Bey, şu lambalar benim kafama takıldı ya. Akşamdan beri kullandık. Sedat Bey, müsaade ederseniz. Çok güzeldi. Kafana takılsa çıkaralım kafanı. Ama harbiden yani ışıklar olmasa vallahi yani gecimiz burada mahvolmuş. Bir yakından görelim. Harika ya. Sabaha kadar şarjı hiç bitmedi. Zaten görüntüden de belli olacak. Sağ olsun Efe ve Batu kardeşler bize yani ışıldak gönderdiler. Gece avları için bilhassa. Gece avlarında çekim kalitesi düşük olduğu için böyle bir ürün göndermişler kanalımız için. Sağ olsunlar. Onlara da buradan selam olsun. Efe, Batu, seviyorum sizi. Teşekkürler arkadaşlar. Geceyi gündüz ettiniz. Teşekkürler. Sağ ol abicim. Evet, teşekkürler. Gel yeseydin ya. Valla. Şey, YouTube falan koyuyor mu? Balık zamanı. Balık zamanı. Dur. Ettiyse hemen abone olayım. Eyvallah abi, sağ ol. Demek kol yok da suda canlı. Yok. Biz yine o zaman kıyıdan iyi tutmuşuz. Tabii. Ya hayır, öyle balık var ya işte. Burada olduktan sonra var. Hani yemekli balık vursun da. Bizim amacımız da o zaten ya. Birkaç tane yemekli çıksın. Biraz doğada vakit geçirelim. He vallahi çok kafa güzel. Kafa dinleyelim. Amaç bu zaten. En güzeli. Hani? Salata hazır mı? Salata hazır. Dur. Ya dökün biraz. Abone ol. Abi gelecek. Abone olun mu? Eyvallah abicim. Teşekkür ederim. Kardeşim görüşürüz inşallah. Memnun oldum. İsmin ne? İsmail. İsmail. Benim ismim Murat. Tamam. Sen numaranı ver. Bu arada bize Efe ile Batu lambala gönderen arkadaş bana çeyiz sandığı göndermişti. Çok güzel. Kullanışlı bak. Bak canım benim. Canım. Bıçak. Üçer tane. Ali'cim buyur. Gönlü bu. Çatal. 6 kişilik. Güzel. Bak şunu da salatada da kullanabilirsin bu tabağı. Bunu da kullanabiliyorsun. Gayet de güzel. Gideceğiz ya. Sağ olsun dalgıcı arkadaşlar bir tane sargoz verdi. Kapkara da bu. Farklı isim sargoz. Değişik. Gözleri altı. Okuyor herhalde ondan. Kapkara olmuş.
Artık mevsimle mi alakalı ne? Evet arkadaşlar. Nasıl, keyif aldınız mı? Güzel bir avdı. Güzel bir avdı. Güzel bir yalnız gündü. Ağacılardan dolayı istediğimiz verimi alamadık. Yapacak bir şey yok abi. Onlar her yerde var. Yani onlar da ekmeğinin peşinde. Yapacak bir şey yok. Biz zaten geç kaldık. Zaten erken gelseydik onların ağıtını gösterirken buraya olta atmazdık. Başka bir yer seçerdik. Onun için onlara saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama önemli olan da izleyen arkadaşlarım keyif alması. Ya zaten amaç burada çok balık tutup böyle şey yapmak değildi. Biz burada gelip kafada dinlemek, biraz böyle kendimizi deşarj etmek. O şehirdeki trafiğin yolunu, gürültü şeyden stresine kaçıp biraz burada stres atmaktı. Huzuru bulmaktı. Amacımıza ulaştık, yorulduk. Evet şey yaptık ama hiç kimse şikayetçi değil. Biraz da olsa bu bilgiyi, ne bileyim, ortamı sizinle paylaşabilirsek ne mutlu bize. Abone olalım mı? Tabii. Gençler, hani? Tabii, emeğe saygı. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Ve beğeniyoruz. Yorumları da unutmuyoruz. O zaman ne diyoruz? Balık zamanı bir dahaki avda görüşmek dileğiyle. Şimdilik burada. Hoşçakalın. Hoşçakalın.